memleket çağrısı yapıyor Amiral Derobek ama boğazdan çıkamıyor. 639 mürettebatıyla Marmara'nın derin karanlık sularına gömülüveriyor. Neye uğradıklarını anlamamışlar. Arkasından irresistible, yenilmez, bükülmez, çelik gibi at verdikleri büyük zırhlı gemide de büyük bir infilak yaşanıyor. İkinci büyük gemisini de tehlikeye atamayan Amiral Derobek boğazı terk et çağrısı yapıyor ama 26 Mayın'dan kendini kurtaramaz ve Bozcaada açıklarında sürüklenerek orada batıyor. Artık akşam son dayanağımız. Rumeli Mecidiye'de tabyamız ayakta. Rumeli Mecidiye tabyasında ise üç nolu tabyada görev yapan Er Seyit var. Koca Seyit. Kimse dönüp bakmasın demiştir. Mehmet Hilmi Bey ne şehitlerle ne yaralılarla uğraşsın demiştir ama orada toprak yığınlarının, cephaneliklerinin parçalarının, toprak kalas parçalarının altında yarı beline kadar gömülü bakar ki orada bir can var. Bir kıpırdanış var. Çıkartır nideler onu orada. Üzerindeki toprak yığınlarından silkelenen koca Seyit sağıma soluma baktım diyor. O güne kadar birlikte kurultayınlarımızı paylaştığımız, birlikte cigaralarımızı tüttürdüğümüz, birlikte azıklarımızı yediğimiz kardeşlerimin her bir yana savrulan parçaları benim gönlümü ta derinlerinden vurmuştu. Yüreğim, gönlüm, kalbim sığmıyordu içim içime diyor. Damarlarım patlayacaktı sanki. Ellerinde sağlam topun kalıp kalmadığını sorar Nideli Ali. Ama Nideli Ali yapma be Seyyidim. Yapma koca Seyyidim. Nasıl gücün yetecek de kaldıracaksın o koca dev mermiyi. Bırakalım da diyor düşman Çanakkale'yi çiğneyip İstanbul'a mı ulaşsın. Bırakalım da ezanımızı susturup bayrağımızı mı indirsin. Anamın bana öğrettiği tüm duaları okudum. Allah'ım, Allah'ım bizden gayretini, yardımını esirgeme. Ordumuzu, devletimizi muzaffer eyle. Bizi rezil rüsva eyleme ya Rabbi. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Sırt kısmından ya Allah, ya Bismillah diyerek sırtlanır. Ve o mermiyi kaldıracak vinç kırılmıştır ki o basamakları çıkarken Nideli Ali arkada desteğini vermiş. Vallahi kemiklerinin çatırtısını duymaktaydım. Tek atışla Okyanus adı verilen, Ocean adı verilen gemiyi dümen kısmından vuruyor. Dümen kısmının dağılmasıyla birlikte alabor olacak olan gemiye tarihi kararı Amiral Derobek veriyor. Tabyalar, tabyalar susturulmadıkça Çanakkale geçilemez. Çanakkale geçilemez. Birleşik filo boğazı terk et emri veriliyor. Tabyalarımızın enkazların üzerine çıkmış Mehmetçiklerimiz şükür duaları etmekte, zafer çığlıkları atmakta. 250 yıldır yenilmeyen armada, üzerinde güneş batmayan imparatorluk boğazı geçememiştir. Recep Paşa o gemiler boğazı terk ederken gittiler, geçemediler. Asla geçemeyecekler sözünü tarihe not olarak düşmüştür. O günün akşamı bizim bu bölgede 20 şehidimiz var. Isparta'lı Ali Çavuş, İvrindili İsmailoğlu, Mehmet ve 18 yiğit arkadaşı. Önce o şehitlerimizi ilerideki selvi ağaçlarının olduğu noktaya defnediyorlar. Acıyan yer ayrı, acıkan yer ayrı. Azıklar dağıtılacak, kurutayınlar. Artık Er Seyit değildir, Seyit Onbaşı'dır. Burada hep birlikte bir tarih yazdık. Koca Seyit der Mehmet Hilmi Bey, bir isteğin var mı dediğinde kumandanım benden nişan, rütbe, makam, şan, şöhret. Bunu istemeyin, bunu dilemeyin dediniz. Bunların hiçbirisini dilemem sizden. Ama verdiğiniz o kuru ekmek, o kuru tayınla doymuyorum be kumandanım. Bana yetmiyor be kumandanım. Yiyeceğin bir kuru ekmek, bir kuru tayın fazladan olsun derler. Ve Koca Seyit'e ikinci bir tayın hediye olarak veriliyor. Ancak acıyan yer ayrı, acıkan yer ayrı. Herkes ilk tayını yemiş. Onlar da aç, onlar da doymuyor. Gözleri Koca Seyit'in lokmasına dikiliyor. O onun boğazına dizilir lokmalar, boğazından geçmez. Yutkunur, yutkunur. Ve döner Mehmet Hilmi Bey'e, kumandanım be, verdiğiniz bu ikinci tağımı yiyemeyeceğim be. Ya aynısından kardeşlerime dağıt ya da benim lokmamı pay et kumandanım. Çünkü komşusu açken, tok yatan, bizden değildir diyen bir dinin müsebbibiydi. Bir hafta sonra Cevat Paşa'nın emriyle savaş muhabirleri getirtiliyor. Diyorlar ki aynı ağırlıktaki mermiyi kaldır da bu anı ölümsüzleştirelim. Yeni mecmuada, harp mecmuasında yayınlayalım. Ama Koca Seyit ne yaptı
kaldırdın mermiyi. Niye şimdi kaldıramıyorsun diye sorduklarında ise dumandanım. O gün Çanakkale yanıyordu. O gün ezanımız, bayrağımız, devletimiz tehlikedeydi. O gün kaldırmayacaktım da ne zaman kaldıracaktım? Aynı günü yaşayayım dumandanım. Kaldırırım o koca mermiyi der. Ama o gün kaldıramaz. İçi boşaltılmış barut yanığı arkasında Nideli Ali ile görüntü salınır. Ve 1928 yılı Gazi Mustafa Kemal Paşa Havran Çanakkale Karayolu'nun açılışı için Havran'a geldiğinde Gazi'mizi soruyor ama hatırlayan kimse çıkmamış. Adı sana unutulmuş. Derhal diyor bulup getirin. Aradıklarında dağlarda odun hamallığı yaptığı, zeytinyağı fabrikalarında hamallık yaptığı tespit edilmiş. Perişan halde bir getirilir. Derler ki bu şekilde mi çıkaracağız Gazi Paşa'nın huzuruna? Ne yapalım? Hamama götürelim, tıraş ettirelim.